oldun mu? Ali abiyle poz verelim. Selamun aleyküm Samsun. Abicim nasılsın? Merhaba. Ben Türkiye'yi gezen yerli örümcek adam. Evet çok. 25. şehir Samsun'dayım. Evet, hoş geldin. Tarihi yerleri, meşhur yemekleri gösteren arkadaşım. Beni Samsun'da görmekten mutlu oldunuz mu? Oldum. Vallahi yazımı okuyun. Türkiye'yi gezen yerli örümcek adam 25. durağı Samsun sokaklarında halkı, esnafı, kardeşleri, çocukları selamlıyor. Biz çok sevindik, böyle duyarlı bir hareket olması bizi sevindirdi. Oğlum yıllardır örümcek adamla ilgili her şeyi alıyor, çok seviyordu. Evet. Ona çok güzel mesajlar gönderdi, telefonumuza çektik, çok mutlu olduk. Bizim çocuğumuz da hep örümcek adam kıyafetleriyle büyüdü yani, çok mutlu olduk gerçekten. Çok sağ olun. Aynı zamanda teşekkür deprem bölgesini de gezmiş olmanız, böyle güzel duyarlılıklar göstermeniz de çok güzel. Evet. Devamını diliyoruz hassasiyetle. Son kez sarılalım mı abla beraber? Sağ ol. Teşekkürler örümcek adam diyelim o zaman. Teşekkürler. Rica ederim. Elinizi öpebilir miyim? Yok. Hayır, çok sarılalım. Geldiğiniz için de çok sağ ol. Rica ederim. Herkese de buradan selamlar. Geldi örümcek adama çay ikram ediyor. Kırar mıyım? Kırmam. Abi geliyorum. Bir dakika. Güzel. Elimle tutarak çaya getirdiler. Çayına bak, sen gelmeden ölçün. Çeker. Hadi yiyelim. Bu, aa bak örümcek adam geldi, gördün mü? Arkadaşım. Kral, kral! Samsun sokaklarında abimiz kolundan tutarak gel kardeşim, bir çayımızı iç dedi. Abimize çayını içiyorum. Afiyet şeker olsun kardeşim. Yerli örümcek adam 25. durağı Samsun'da, Samsun halkını selamlıyor. Tatlı bir tane kardeşim geldi, ismin ne? Eslem. Eslem, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Şu an 25. durağım Samsun'dayım. Beni tamam. Görmek nasıl bir duygu abi? Sağ ol, iyi güzel. Sevindiniz yani, mutlu oldunuz. Sarılalım mı abi o zaman? Boy sarılalım zaman. Bakalım. Hadi bakalım. Eyvallah abi. Hadi görüşürüz. Oğlum gel sarılalım abi. Evet, Cemre kardeşim Samsun'da beni şaşırttı. Gezmeye devam ediyorum. Cemre kardeşimle fotoğraf da çekeceğim. Beni gördüğünüz için mutlu oldunuz mu? Hani nasıl? Ay olmam mı? Olmam mı? Çok güzel, çok memnun kaldım. Şimdi bir de Samsun pidesi varmış. Var, hemen ileride. Onu tadacağım. Şerbe pidesi var, Bafra pidesi var, Samsun pidesi var. Çok güzel, Karadeniz lezzetleri güzel gerçekten. Süperdir ben kostümü. Nasıl bir kostüm istiyorsun peki? Böyle maskeli falan değil mi? Maskeli ama yırtık değil. Yırtık değil. Ama ben şey... Neden yırtılmış? Sormak ister misin bana neden yırtıldı? Neden yırtıldın? Şehirlerde insanlar beni hani senin gibi böyle koşarak yanıma geliyorlar ya. Onlar gelirken böyle sarılırken yırtıldı yani. Böyle sarılırken çektiler ettiler. Öyle kostümüm yırtıldı ya. Sevgiden dolayı. Yani size mutluluk verdiğim için. Şehirlere uğradığım için. Öyle bir kostümüm yerli örümcek adama dönüştü. O zaman sana da pembe kostüm değil mi? Böyle evet. Pembe gözleri falan. Aselimize bir tane pembe örümcek adam kostümü ya dikin. Ya da hediye edin derim. Samsun'dan sizlere sesimi aktarıyorum efendim. Gazeteye mi çıkıyorsunuz siz? Televizyona mı çıkıyorsunuz? Televizyona. Hangi kanalı? Tamam, takip etmeye. Ben sizi izliyorum. Çocuklarımız mutlu olsun yeter her zaman. Ben sizi izliyorum ya. Teşekkür ederim işte. Yani. Poz ver. Size poz ver, ekrana bak. Maraş depremi oldu. Ben İzmir'de mankenlik oyunculuk yapıyordum. Maraş depreminde evde dayanamadım. Giydim kostümlerimi. 5 bölgede 50 gün boyunca bana konteyner verdi. Annesini babasını kaybeden çocuklarla ilgilendim. Asker polis abilere yemek yaptım. Hatay, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana. Bu bölgelerde elimden gelen olarak, gönüllü olarak Spiderman'lik yaparak
çocuklara moral motivasyon vererek Türkiye gündemine oturdum. Hayalim olan 81 şehri gezen kostümlü arkadaş vardı kendimde. Başladım bu yolculuğa. Hayallerimi yaparken basın tarafından tarihi yerleri, meşhur yemekleri gösterilen yerli örümcek adam oldu. Bunun için çok mutluyum. Şu an 25. durağım Samsun'dan sesleniyorum. Hayallerinizi yapın, hayallerinizden vazgeçmeyin. Samsun halkı beni güzel karşıladı, cana yakın. Türkiye'yi gezmeye devam ediyorum. Sponsorluk arayışım da var. Türkiye'yi gezmeye devam. Hayallerimden vazgeçmiyorum. Şu an Samsun'dayım. Selamun aleyküm Samsun! Maske çıkartmayacağım. Neyden dolayı? Anısı var, izleri var. Şehirlerde çocukların, halkın, yetişkinlerin etkisi olduğundan dolayı yerli örümcek adam bir şekli kazandırdı. Amerika karakteri biliyorsunuz. Beni Türk usulü yaptılar. Mutluyum, gururluyum. Ülkeme bilgiler aktarıyorum. Türkiye'yi geziyorum. Yeni insanlar tanıyorum. Polis abiler, zabıtalar, basın ekipleri, gazeteciler. Herkes beni güzel karşılıyor, sevgiyle. Ben de onları çok seviyorum. Onlara kucak dolusu Samsun'dan, Türkiye'den selamlarımı iletiyorum. İyi ki varsın Samsun. Samsun'da gezmeye devam efendim. Arkadaşlar, Samsun'da böyle yağlama, meşhur pidenin yağlaması böyle oluyor. Yerli örümcek adam şu an tadacak ustalarımızla. Kesin mi nasıl oluyor abi? Aha. Abi salat var bunda. Düzen böyle değil mi abi? Böyle koyuyorsunuz. Meşhur Samsun'un Bafra pidesi. Doğru mu efendim? Bafra, termin. Evet arkadaşlar, yerli örümcek adam Samsun'da. Samsun'u, evet, Erdoğan Mustafa sen de diyebiliriz. Şu an elinde olan nedir abi? Bu olan Samsun'un Bafra pidesi. Sonra bu şekilde üstüne tereyağı koyuyoruz. Evet, abi. Biraz önceki tereyağı pidesi ekliyoruz. Yani bütün herkes gelip bunun tatlısını önerirsiniz. Tabii, işte göre bunu yapıyoruz. Samsun'da gezmeye böyle başlayabilirler. Tabii. Bunu yedikten sonra enerjisine, kuvvetine, yani memlekete geldiğinizin sevgisini anlıyorsunuz arkadaşlar. Samsun'un meşhur Bafra pidesi Erdoğan ustamızdan çıkıyor. Evet arkadaşlar, Türkiye'yi gezen yerli örümcek adam Samsun'da Bafra pidesi böyle. Tüm Türkiye'ye aktarmaya, gezmeye devam ediyorum. Böyle çıtır çıtır, gerçekten bol kıymalı. Samsun'un meşhur lezzetlerinden Bafra pidesini tüm Türkiye'ye aktarıyorum ve sunuyorum. Yok böyle bir lezzet diyorum. Gerçekten sizler de Samsun'a geldiğinizde Bafra pidesini denemeyi unutmayın. Ben yemeye devam edeceğim. Türkiye'yi gezmeye devam. Şapkam yakışmış mı bu arada?